Sevgili dostlar, herkese selamlar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere SCUF Pro Controller denetleyicisinin bir arızası var. Bunun tamirinin yapılması için bana getirildi. Doğukan diye bir kardeşimiz tarafından geldi. Bunu inceleyeceğiz. Bununla ilgili bir video hazırlıyor olacağım. SCUF oyun denetleyicileri biliyorsunuz ki orijinal PlayStation 4 oyun kollarına ya da PlayStation 5 oyun kollarına profesyonel, yani kendileri modifikasyon yapıyorlar. Orijinal anakart üzerine, orijinal PlayStation'ın üretmiş olduğu kollara bunu yapıyorlar. Bazen de birkaç modeli var. Şimdi ismi aklıma gelmedi ama birkaç modelleri var. Onlarda da anakart yapısını da modifiye ediyorlar. Ama genelde en çok sattıkları ürünler bu. Görmüş olduğunuz ürünler şu. Kim arkadaşım, bu numarası var. Görmüş olduğunuz bu tarz ürünler. Yani doğal şoka alıp SCUF. İşte nedir? Pedalları takıyor, alt kasayı değişiyor, anakartı işte biraz flex filmler vesaire takıyor. Analoglar, modifiye analoglar oluyor, üst kasa değiştiriyor. Bu Pro Controller serisini yapıyor. Buralara triggerlar koyuyor. Şöyle basabilmek adına şu bölümlere. Bu gibi işler yapıyor. Bugün Pro Controller serisinde bu denetleyicinin şöyle bir arızası var. Analog drift'i var. Bu kollarda da en çok görünen arıza SCUF'larda analog drift'i. Çünkü şurada kullanmış oldukları bir sistem var. Bunun amacı şu gripleri kolayca söküp çıkartabilmek. Bu amaçla yapıyorlar. Ama buradan çok ciddi pislikler kolun anakartın içerisine giriyor. Anakartın bu analog motorun içine giriyor. İçine giren saç, kıl, İşte diğer el kirlerinin hepsi analogun bu potansiyelinin kısa sürede bozulmasını ve analog motorlarının kısa sürede değişmesine neden oluyor. Böyle kronik bir problem var. Bu nedenle de bu kolu kullanan arkadaşlar analog motorlarında problem yaşadığı zaman bunların tamirini yaptırmak için tabii bir arayışa giriyorlar. Doğukan kardeşimiz bize YouTube üzerinden ulaşmış. Ondan sonra kolu daha önce farklı bir yere götürüp tamir ettirmiş. Almış, birkaç gün sonra bakmış ki olmuyor. Bana ulaştı, kendisiyle konuştum. Kolda ben baktım, anakartı temiz. Analog motorunu takmışlar. Stok analog motoru takmışlar. SCUF'ın normalde modifiye edilebilir bir durumu var. Bu denetleyiciye benim diğer videolarımda da göstermiş olduğum şu Pro. Şimdi diğer motoru bulamadım. Şu 8X Axis. Bu daha çok elit kollarda çıkan analog motorları. Bir de Astro'da çıkan motor vardı. Diğer videomda bu olması lazım. Onları da takabiliyoruz. Bazı SCUF Pro Controller'larda, bu modellerde bu elimdeki motor da takılı olarak geliyor. Bu takılı olarak geldiğinde daha kalibre eğim alabiliyorsunuz. Bunda stok motor varmış. Arıza yapmış. Şimdi arızayı tekrardan size göstermek için bilgisayara bağlayacağım. Dünyada herkesin kullandığı dünyaca meşhur bir web sayfası var. Oradan test yapacağız. Siz de gözlemleyebilirsiniz. Evet, web sayfamızı açtık. Bunu siz de yapabilirsiniz. www.gamepad-tester.com. Bu web sayfası tüm denetleyicilerle uyumlu. Yani aklınıza gelebilen neredeyse tüm denetleyicilerle, bazılarında Windows'a driver kurmanız lazım. Burada dostlar kontrolden yapabilirsiniz. Şimdi bizim Doğukan kardeşimizin olayı şu. Kendisi bir Call of Duty Warzone oyuncusu ve yüksek sensitivlerle oynayan bir kardeşimiz. O yüzden SCUF denetleyicisi kullanıyor. Buradaki back butonları kullanarak da eğilme, kalkma, işte slide sensor gibi hareketleri yapıyor. Bu kardeşimiz düşük dead zone ile oynuyor. Yani 5 dead zone ile oynuyor. Küçük dead zone ile. Yani en ufak böyle analoğa dokunduğunda iletişim sağlayabilecek eğim ayarlarıyla oynuyor. O yüzden bu arkadaşımızın denetleyicisini tamir ettiğimizde buna kalibrasyon ayarı yapmamız gerekiyor. Bu analogda sağ, bu denetleyici sadece şu sağ analog motor değişmiş. Sağdaki motor değişmiş. Şimdi biz bu programa denetleyiciyi taktığımızda, tek tek tuşlarına bastığımızda bakın X'de sorun yok. Basıyor L1, R1, L2, R2. Mesela temassızlık olsa şöyle yarım basacaktı. Basıyorum full gidiyor. Touchpad basıyor, share tuşu, options tuşu hepsi çalışıyor. Analog'da döndürüyorum, devreye giriyor, döndürüyorum, devreye giriyor. Her şey yolunda gibi. Ama burada bir sıkıntı var. Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz sağ analog. Bu denetleyici başka bir servis tarafından sağ analog motoru değiştirilmiş. Ama bunu değiştirdikten sonra bu SCUF'larda iş bitmiyor. Bunlarda kalibrasyon ayarı yapmamız gerekiyor. Çünkü bunların analog yapısı, kasa yapısı farklı ve üzerine takılan gripler, uzun gripler biraz farklı bir baskıya neden oluyor. O yüzden bu değişen motor görmüş olduğunuz gibi sağ çapraz eksen yönüne kaçıyor. Yani merkezden kaçıyor, bakın merkeze geri gelmiyor. Bunun tam olarak şu şekilde burada durması gerekiyor. Eğer bu burada durmazsa Doğukan bu kolla oynayamaz ve oyunda kendi kendine hareket eder. O yüzden zaten bana geldi.
Konunun içerisine bağlı bir muhabbet olduğu için anlatıyor olacağım. Bu denetleyicilerde isterseniz doğal sensinizi getirdiğinizde burada görmüş olduğunuz back buton uygulamasını ve doğal sensinizi dijital tetik uygulaması tarafımızı yapılmakta. Ben bunları yapıyorum. Bunun için Instagram sayfamız bizim piyesi takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlarım var. O yüzden bu denetleyiciye şimdi çok basit bir şekilde kalibrasyon ayarı yapacağım. Ve daha sonra Batuhan'ın bu sıkıntısını gidermiş olacağız. Pardon, Doğukan'ın. O da rahat rahat oyunun tadını çıkaracak. Tekrardan göstereceğim. Merkeze gelmiyor. Aşağı doğru bırakıyorum. Bakın merkeze gelmiyor. Şimdi bunu ayarlayacağız ve daha sonra tekrardan test edeceğiz. Evet, şimdi aklıma gelmişken bunu da yapma gereği duydum. Çünkü şunu anlatmak zorundayım. Call of Duty gibi, yani FPS oyunu oynayan ve bu gibi elit kontroller kullanan oyuncuların denetleyicileri çok hassas olmalı. Bunlara tamir yapılırken kalibrasyon ayarı çok önemli. Bunun sebebini biraz önce gösterdim programda. Bir de oyunda uygulamalı olarak sizlere göstermek istiyorum. Şu an Call of Duty Modern Warfare'ı açtım. Başlattım ve kol dokunmayacağım. Bakın şu an kendi kendine sağa doğru gidiyor. Biraz önce bizim görmüş olduğumuz programda bakmış olduğumuzda sağ çapraza doğru bir kayma vardı. Merkez kaç hareketini yapmıyordu. Merkezden kaçıyordu ve merkeze gelmiyordu. İşte bakın oyundaki etkisi bu. O yüzden analog motoru değiştirme işleminde FPS oyuncularına özel olarak kalibrasyon ayarı yapılmalı. Bu mesela bir PlayStation Cafe yapılsa, bir FIFA, bir PES için sorun yok. Ama bu gibi denetleyicileri kullanıyorsanız bu tarz işlerden anlayan, hakim olan yerlerde daha çok iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kalibrasyon ayarları için kolu sökmeye başlayacağım. Normalde motor değişimi yapabilirdim ama motor 1-2 gün önce değiştirildiği için boşu boşuna bu işlemi yapmak istemiyorum. Çünkü işlem yapılmış bir kere. Kalibrasyonunu yapacağız. Bu kalibrasyon işleminde biraz ince işçilik gerekiyor. Ondan sonra zaten programda tekrardan sizlere ve oyunda göstereceğim hatasız bir şekilde merkez noktasına geri geldiğini. Evet, denetleyici söküyoruz. Burası SCAF'ın iç kasa yapısı bu şekilde özel modifiye edilmiş bir board ve film şeridi bulunmaktadır. Bu denetleyiciye benzer denetleyiciniz, elit denetleyiciniz, kontrolleriniz varsa bunların analog modifikasyonu, işte kol boyama, mod kit yapımı, back buton yapımı, tetik, dijital tetik yapımı gibi işlemlerle ilgili benimle WhatsApp numarası aşağıda var, açıklama kısmında iletişime geçebilirsiniz ya da Instagram sayfamızı takip edersiniz. Oradan buralar paylaşımlar yapmaya başladım. Bakın mesela bunu yapıştırmışlar. Bunu asla yapıştırmamamız lazım. Orijinal servis gelişi kollarda böyle yapışkan kullanılmıyor. Yapıştırmışlar ama neyse. Açalım. İletişime geçebilirsiniz. Orada çalışmalarımıza göz atabilirsiniz. Evet. Şu motora işlem yapılmış. Zaten lehimlerden de belli oluyor. Ben daha önceden bunu işaret koymuştum. Buna kalibrasyon yapacağız. Başlayalım. Sonra ayarlamaları ve kalibrasyon işlemlerini tamamladım. Şimdi denetleyiciyi de topladım. Şu an sadece kapatma kısmını sizlere gösteriyorum. Şimdi bir test edelim bakalım. Düzelmiş mi? Sorunumuz geçmiş mi? Evet, şu an kalibrasyon işlemini gösteriyorum. Aşağı doğru bırakıyorum. Evet, merkez noktasına geliyor. 1000'li parametreleri elde ediyoruz. Burada hareket etmesinin sebebi analog motorun değişmesi gerekiyor da potansların. Ama birkaç gün önce yapıldığı için ben ona müdahale etmek istemedim. Sadece bana kalibrasyon için geldi kol. Bıraktığımda yukarıya doğru bunlar 7500 parametre vuruyordu. Şimdi aşağıdan yukarıya bırakırken 1017 ve 392 parametresine sabitledik. Bunlar çok iyi değerler. Neredeyse fabrikasyon stok değerler bunlar. Bir de oyunda bakalım. Evet, şimdi oyunda denemek amaçlı denetleyiciyi bağladım. Tekrardan karşılaşma başlatıyorum. Evet, aynı harita, aynı yer, aynı silah ve aynı denetleyici. Kendi kendine gidiyordu bakın. Hiçbir problem yok. Bırakıyorum sabit, yukarıya bırakıyorum sabit, aşağı bırakıyorum sabit. Tabii bir de burada test ederken şöyle bir şey yapıyoruz. Kontroller bölümünde dead zone 5. Yani normalde 5 dead zone oynanmaz. Yani bu çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Yani 5 olmaz. Tabii bu Doğukan kardeşimizin bu noktada biraz sıkıntısı var.
Pardon, burası değildi. Bakıyorum hemen. Tabii dead zone'lar buralar ya. 1, 1, 5. Aynen. 0, 5 oynuyor. Aşağıya binelim. Tabii. Dead zone maksimum right stick 50. Pardon, şu olacak. Right stick sağ taraf. Ya bunu 70 falan oynamanız lazım. Hani normalde 0, 0, 1 geliyor. Hani 70, 0, 70 iyi. O kadar düşük olması da doğru değil. Şu an görmüş olduğunuz gibi kalibrasyonumuz tamamen sağlanmış durumda. Kendi kendine kayma hareketi yapmıyor. Ha, dead zone ne kadar düşürürseniz o kadar sıkıntı. Çok fazla düşürmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla düşürmek doğru değil. Çünkü bir en ufak bir içine pislik kaçsa kolun hemen kalibrasyonu bozar. Zarar verir. Anında hemen bir motor tamiri gerektirebilir. Ama şu an değerler oldukça iyi. Görmüş olduğunuz gibi kendi kendine herhangi bir şekilde kayma yapmıyor. İşlem bitmiştir. Dostlar videodan bu kadar. Olur da böyle bir kola sahipseniz, bir sorun yaşıyorsanız iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Asmadık.